Merhaba arkadaşlar. Şimdi en kolay kenarın nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bu kenar battaniye kenarı olabilir, sofra bezi kenarı olabilir veya peçete kenarı olabilir, havlu kenarı olabilir. Şimdi şöyle kenarı çevrilmiş olsun. Bir defa içine katlayıp telle de onu yapabilirsiniz. Makinede de dikebilirsiniz. İşledikten sonra telini sökersiniz telledikten sonra. Şimdi şöyle bir ipimizi zincir kökü, bir tane zincir kökü yaparak başlıyorum. Bakın şöyle başladım. Şimdi kumaşımı alıyorum. Şu şekilde başlıyorum. Üç tane zincir çektim. Şuraya batıyorum. 1 2, trabzan yapıyorum. Yani dolgu da diyebiliyoruz bazen. Bazıları trabzan da diyor. Şöyle 3 tane zincirle beraber 4 tane dolgu olmuş oluyor. Şimdi şöyle ya da zincir çekerek hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece şöyle tığımı alıyorum ve yandaki iki katlı olmayan şu kumaşa batıyorum. Bakın şu şekilde düzenliyorum, kırışmasın kumaşımız. Tekrar 3 zincir çekerek şuraya yine batarak, trabzan yaparak devam ediyorum. 1 2 3. Şimdi tekrar ileriye batacağım. Kumaşınızı hafiften bastırdığınız zaman zaten kumaş kendiliğinden deliniyor. Özellikle delmenize gerek kalmıyor. 1 2 3. 3 zincir başını aldım, ipi doladım ve şuraya tekrar 3 tane trabzanı yapıyorum. 2 3. Zaten zincirle beraber 4 trabzan olmuş oluyor. Şimdi yine ileriye batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Başını alarak, bakın nereye battığımı tam görün. Şurada da bir delik var, şurada da bir delik var. Ben oraya batmıyorum, tamamen şu gördüğünüz ikili olan yere batacağım. Şu ikili yere batarak oraya yapıyorum. 2 ve 3. Çok sıkı sıkıya da yapmayın, böyle şöyle görüntüsü kaba olsun, daha hoş görünüyor. İnce iple de şu 4 tane 3 tane yaptığımız trabzanları 5-6 tane de yapabilirsiniz. İnce iple de bu çok güzel olur. Salon takımlarının kenarına bile bu şekilde hoş duruyor. Şöyle yandaki kumaşına. İkili diktiğiniz yere batmaya uğraşmayın, çünkü orası biraz çok sert olur. Şuradaki tek ince olan yere battığınız zaman hemen giriyor. 3 zincir yine şuraya batıyorum. 1 2 3. Yine şuraya. Buraya batarken arkadaşlar, burada ipin başını almıyorum. Burada sadece şöyle ilmeğim var ve bu şekilde batıyorum. 1 2 3. Bir trabzan.
2, 3. Bakın yine ipi, sadece ilmeğim kaldı. Başını dolamıyorum. Arkadaşlar siz altının battığınız yerlerin orantılı ve aynı hizada gitmesini istiyorum diyorsanız, rastgele batmak istemiyorsanız, altında bir metre ya da parmağınızla, şöyle bir parmağınızla işaretleyerek kalemle nokta koyabilirsiniz. Şöyle koyduğunuz noktalara da tığınızı tam o hizaya batırmış olursunuz. Hem de uğraşmamış olursunuz. En başında yaparsınız o işlemi. Şöyle bir tane yaptıktan sonra şöyle parmağınızı koyup bir nokta koyarsınız. Hepsinin arası parmağınız kadar olmuş olur. Böyle şekilde yapabilirsiniz. Ve ince iple ya da kalın iple istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kolay ve çok şık görünen bir model. Kolay gelsin arkadaşlar.